İşte Demir Bey bu İhsan'cığım. Biz tanıştık zaten. Evin kızı olduğumu bilmiyor. Burada çalışan biri olduğumu sanıyor. Bu köprünün bir adı var mı İhsan Bey? Bakıyorum, sevdin köprüyü. Sevdim. Sizin gibi eskiler daha iyi bilirler mutlaka. Kim bilir neler gördü geçirdi bu köprü. Romeo ve Juliet'i ben de çok seviyorum. Onların aşkı nasıl da yanlış anlamalar ve düşmanlıklar yüzünden hiç yaşanamadan bitti. Değil mi? Önemli olan denemiş olmaları Defne. Nereden çıktı bu ilaçlama uçağı? Selçuk amcanın sana sürprizi. Bu belimizi doğrultur İhsan Bey. İnşallah Ökeş. Kolay gelsin. Sağ ol. Buraya intikam almaya gelmiş. Kim bilir neler görüp geçirdi dediği köprüyü temizletiyor. Bize diş biliyor. Çiftliğime giden en kısa yolu güya nezaketle tıkadı bile. Neden kaçıyorsun? Kaçmıyorum, gidiyorum. Haklısın. Kaçmakla gitmek arasında fark vardır. Tıpkı çareyle çaresizliğin arasındaki gibi. Komşu oluyoruz İhsan Bey. Kayınpederiniz çiftliğini bana sattı. Madem satacaktın, başka birileri bulunurdu. Demir Doğan'ın nesi var? Hani beni kurtarmıştınız ya, boğulmaktan. Fırsat bulamamıştım. Teşekkür ederim. Sattığım çiftlikte kalan mahsulümü sana yarı fiyatına satsam, yok demezsin değil mi Nikolay Bey? Defne, Romanyalı ürünü almaktan vazgeçti. Ne olacak şimdi? Peki kimin mahsulünü alıyor biliyor musun? Demir Doğan'ın. Emek verdiğim, işlediğim toprakları aldım. Peki söylemediniz mi ona burada usul böyle değildir diye? Biz burada toprak çitlerle değil rengiyle ayırırız diye. Yeni çektirdiğimiz çitleri yıkmışlar. Kim yapmış peki? En son Kozcuoğullarından birini görmüşler. Ne anlama geliyor bu? Bilmiyorum Demir. Sakin kafayla gidip sormak lazım. Nereye gidiyorsun? Sormaya. Çok sakin Demir. Anlaşıldı mı? Çok sakin.